binlerce yıllık kadim kent hiç bu kadar büyük çile çekmemişti. 1990'ın Eylül'ünde okullar açılınca dert daha da büyüdü. Son iki ayda sadece iki gün akan suyun faturası büyüktü. Bütün çocuklar bitlenmişti. O gün o gazete çöp kokuyor haberini de sayfalarına taşımıştı ama çöp derdi gelecek yıllarda daha da büyüyecekti. Yine İstanbul'un SHP'li Nurettin Sözen tarafından yönetildiği günlerde, özellikle de 1993'te halk bu kez çöp dağlarının ardında kaldı. Bu manzara her yerdeydi, her sokakta, her mahallede. Halk öfkesini pankartlara yazıyor, o çöp dağlarının içine bırakıyordu. O yılın Nisan ayında İstanbul Ümraniye'deki Hekimbaşı çöplüğü bomba gibi patladı. Tam 47 kişi öldü. Büyük bir faciaydı bu. Ama sorumlular ortada yoktu ve isyan büyüyordu. Çünkü belediye uçan kuşa bile borçluydu. Çöp toplamakla görevli işçiler bile belediyeyi basıp paralarını istiyordu. 23 günü vezne kuyruğundayız. 3 maaşımızı alamadık. Vallahi ne diyeyim ki, açlıktan simit yiyoruz, halimizi görsünler. İstanbul ortaçağ karanlığına gömülmüştü artık.